Sevgili seyirciler, şimdi Türk kadın edebiyatına damga vurmuş isimlerden biri var. Sevgili Buket Uzuner, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Bursa'ya ne zaman geldiniz? Bugün mü geldiniz, dün mü? Bugün öğlede geldim Bursa'ya. Hem kitap fuarında kitap okurlarla buluşmak amacıyla geldim. Hem de Yayıncılar Birliği'nin organize ettiği değişik şehirlerde kitap fuarlarında düşünce özgürlüğü ve yayınlama özgürlüğü ile ilgili önemli bir dizi panel var. Oraya katılmak için geldim. İkisi bir arada bir güzel bir Bursa günü geçirdim. Çok güzel. Peki fuara olan ilgiden, Bursalılardan, okurlarınızdan memnun kaldınız mı? Bu konuda ben çok şanslıyım. Gerçekten insanlar, özellikle sosyal medyada belki biraz aktif olduğum için, geleceğim haberini duyunca zaten neredeyse randevulaştığım takipçiler ya da sosyal medya arkadaşlarım var. Birçoğu öğretmenler de öğrencileriyle gelmişler. Eski dostlar çıktı ortaya, eskiden tanıdığım. Bu yani benim için sadece kuru kuruya bir imza olmuyor. Genelde bu açıdan kendimi çok şanslı buluyorum. Samimi olarak okurlarla bir iletişimim olduğunu düşünüyorum. Sanki hiç yüzlerini görmesem de birbirimizi tanıyoruz. Çünkü edebiyatın aslında böyle bir şifa değeri var. Birbirimize hikayeler vasıtasıyla yaklaşıyoruz. Onlar hepimizin çünkü hikayeleri var ve edebiyatın o şifa, iyileştirici, otacı yanı var hikaye etmekle ilgili. O yüzden yan yana geldiğimizde bana iyi geliyor. Yoksa şu kadar kitap imzalamak, bu kadar, onlar gerçekten çok önemli değil. Önemli olan o okurların koşa koşa gelmesi böyle bir pazar gününde. Benim İstanbul'dan kalkıp gelmem, bir araya gelmemizin asıl sebebi edebiyat ve hikayelerdir. Çok güzel bir buluşma oldu. Biz de sizin geldiğinizi buradaki koşuşturmalardan anladık. Sanırım tam standdaki yerinize geçerken, imza için yerinize geçerken o zaman gördüm ki büyük bir kalabalık var. Peşinizden gelen bir kitle vardı. Peki sizce kitaplarınız hangi yaş grubu daha çok okuyor? Ben eskiden ilk yazmaya başladığımda yazarın kendi okur kitlesini seçebileceğini zannederdim. Çok safmışım. Ama yazar asla okurunu seçemiyor. Okur yazarını seçiyor. Onu öğrendim zaman içinde. Yani şu benim asla okurum olamayacak diye düşündüğüm kişi de sizin okurunuz çıkıyor. Çünkü herkes farklı anlıyor. Aynı romanı, yani örneğin Kumral Ada Mavi Tuna'yı okuyan birçok insan gelip bana ben aslında Tuna'yım, ben adayım diyor, arasım diyor. Benim kafamdakiyle hiç ilgisi yok. İlk zamanlar bunu anlamıyordum çok gençken, ama sonra anladım ki hepimiz kendi romanımızı yazıyoruz okurken aslında. Onu güzel yapan o oluyor zaten. Edebiyatın, hikayenin sihri bu. Böyle bir sihir var ve bunun formülü yok. Bununla doğuyorsunuz ve bu iletişimi samimiyseniz de sağlıyorsunuz. Şimdi mesela bu yıl 100. yıl nedeniyle çok da yeni bir kapakla ortaya çıkan Çanakkale romanı, Uzun Beyaz Bulut Gelibolu. Mesela bu romanın çok genç okurları var, demin geldiler liseden. Ama emekli askerler ya da işte valiler, tarihçiler de var. İşte hepsi çok sevmiyor, kimisi eleştiriyor. Şöyle yanlış ya, bu bir kurgu diyorum. Hayır, işte böyle olmamalı. Ama savaş alanında birisi yazmış o mektubu diyorum. Onlar da hoş yani, çünkü roman nispeten bizde yeni bir sanat dalı. Yani 100-150 yıllık. O yüzden kurguyla gerçek karışabiliyor. De bununla ilgili benim için çok, yani Türk edebiyatı için de çok mutlu bir haberi paylaşmak istiyorum. Yeni Zelanda'da geçen ay yayınlandı. Aslında 10 yaşında bir roman. Ve orada bir Gelibolu askerinin sırrı adıyla yayınlandı. Ve hayatımda ilk defa yurt dışında bir ülkede çok satanlar listesine 4. sıradan girdi. Ve Yeni Zelanda'da çıkan ilk Türk kitabıymış. Tabii ki Orhan Pamuk'un ve Yaşar Kemal'in kitapları var, ama İngiltere'de ya da Amerika'da basılmışlar, dağıtılıyormuş. Orada yayınlanan hem ilk Türk kitabı hem de Çanakkale ile ilgili olup da ilk 4'e girmesi. Çünkü Türk edebiyatı satmıyor dünyada. Bu bizim kendimizle de sormamız gereken bir mesele. Sadece Batı ile ilgili değil. Bizim bir Türk edebiyatı diye bir kavramımız yok. Çünkü yıllarca, hatta yüzyıllarca yazarlarımızı vatan haini görmüşüz. Hapislere atmışız ya da sürgünlere yollamışız. Biz kendi yazarımızı muhalif olduğu halde kabul etmeyi öğrenirsek Türk edebiyatı olacak. Çünkü hakikaten Türkçe çok metaforik, mecazi yüklü, çok zengin bir dil. Çok güzel bir dil. Ve sadece Fince ve Macarca ile akraba olduğu için biliyorum.
Türkçe'de cinsiyet ayrımı yok. Yani eril ve dişil ayrımı yok. Bu o kadar ona büyük bir özgürlük ve demokratik cinsiyetsizlik yaklaşımıyla zenginlik katıyor ki. Bunlar çok önemli özellikler. Bütün mesele bizim çok kültürlü bir toplumda yaşadığımızı ve birbirimizi olduğu gibi kabul ederek yan yana yaşamayı tekrar öğrenmemiz gerekiyor. Burada edebiyat aslında güzel bir araç. Çünkü bir hikayeyi okuduğumuzda o başkasının hikayesi diye onun üzerinden kendimizi de anlamaya başlıyoruz. O açıdan umarım Gelibolu bu Yeni Zelanda başarısı bize de yansır diye ümit ediyorum. Peki okurlarınızdan az önce bir eleştiri geldiğini söylediniz. Eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Vallahi çok eleştiri geliyor. Yani öyle herkes kadar güzel yazmışsın demiyor. Kitabın özelliğine göre mesela son romanım işte Türklerin İslamiyet öncesi kadim kamanlık, şamanlık geleneğiyle ilgili araştırmalar yapıyorum. Bu su, şimdi toprağı yazıyorum. O toprak Çorum'da geçiyor. Aslında Kutadgu Bilig kitabından tıpkı Da Vinci şifreleri gibi Kutadgu Bilig şifreleri kullanıyorum. Yani kayıp bir gazeteci kadını Kutadgu Bilig şifreleriyle arıyoruz biz. Biraz dedektif romanı gibi. Mesela onu yazdığımda bazı yerlerden işte Kutadgu Bilig'i böyle kullanamazsın. Niye? İşte o bizim değerli kitabı. O benim de kitabım aynı zamanda. O sizin de. Yani onlar milli değerlerimiz bizim. Elbette kullanırım. Çünkü orada o bir müzelik eser değil. Yaşaması lazım onların. Öyle eleştiriler gelebiliyor. İşte dediğim gibi Gelibolu da diyor ki işte tarihi bilmiyorsun. O koyun adı öyle olmayacak. Ama ben mesela 4-5 yıl orada yaşayıp oranın halkıyla arazi çalışmasını çok seviyorum. Şanafartalar köyünde yaşadım uzun zaman, 4-5 yıla yakın. Bilmek için evet. O köyde yaşadınız yani. Evet, yani o köyde de beni tanırlar hala. Geçenlerde gittik ve aradan 10 yıl geçmesine rağmen işte beyaz halayı yazan kadın mısın dedi köylüler. Müthiş hoş bir şeydi. Arazi çalışmasını çok seviyorum, araştırmasını. Mesela oradaki halkın kullandığı dili kullanıyorum ben orada bir işte arı burnu koyu diyorum. Tabii ki burun ve koy aynı zamanda kullanılmaz coğrafya olarak. Ama halk öyle dediği için oradaki yaşlı binine konuşurken öyle kullanıyorum. Mesela diyor ki bir işte coğrafyacı o konuda çok uzman. Ben uzman değilim, ben o roman için çalışıyorum. İşte bu böyle olmaz diyor, başkası çıkıyor. Aslında bunlar güzel polemikler. Eskiden çok alınırdım bunlara. Ama anlıyorum ki bu çok güzel bir şey. Çünkü gündem yaratıyorsunuz. Ve manasız, işte çıkar uğruna, insanları karamsarlığa sokacak gündemler değil bunlar. Aksine kendi değerlerimizle ilgili, evrensel değerlerle ilgili tartışmalar yaratabiliyor. Aslında hem dediniz ya, burun ve koyu aynı anda kullandık diye. Aslında bunları beraber kullandığınız zaman belki de okuyucunun kalbine, gönlüne nüfus ediyorsunuz. Bilmiyorum. Tabii ki doğrusu bu değil. Ama siz bir şey yazdığınızda onu yazdığınız şeyi biliyorsunuz zannediyorlar. O çok bana tuhaf geliyor. Eskiden buna alınırdım. Yani işte aynı Gelibolu Çanakkale romanında yaşlı kadın diyor ki yaşlı nine genç yabancı kadına. Mevlana bizdendir, Osmanlı'dır diyor. Şimdi çıkıp diyor ki o sırada Mevlana zamanında Osmanlı yoktu. Bu ne cahil yazar diyor. Tabii ki Selçuklu var. Ama düşünün ki yaşlı bir köylü nine çıkıp evet o bizden de ama Selçuklu'dan da dese hepimiz yerlere yatarız. Ve birdenbire o yaşlı kadın imgesi yok olur. Tabii ki o bizden de diyecek Osmanlı, Selçuklu falan. Şimdi mesela orada çıkıp bu bunu bilmiyor. Ya yani ortaokula giden birisi bile biliyor tarihe. Google'a girersin bulursun değil mi? Böyle şeyler oluyor ama ben bunu hala edebiyatımızın ve eleştirimizde çocuksu yanlar var hepimizde yani sadece eleştirmenlerde değil biz yazarlarda da. Bunları öğreneceğiz karşılıklı ama galiba sonuçta yani 30 senedir yazan yayınlayan birisiyim ve şunu gördüm ki samimi olarak bir şey yaparsanız ve hayatınızı adarsanız onlar kalıcı oluyor. Yani işte bu Susamuru romanım şu anda 25 yaşında ve yeşil olmasının sebebi o zaman Yeşiller Partisi vardı onun için o iki yeşil susamuru. Onu şimdi üniversite ve lisedeki gençler yeni kitap gibi okuyabiliyorlarsa bu beni çok mutlu eder. Başka bir yazar olsa da mutlu eder. Yani bunları yapabilmeliyiz. Güncelliği yazarken evrensel olarak bakmayı ve bakabilmeyi, insanlara anlatabilmeyi önemsiyorum. Umarım bu
devam edebilirim. Bir de şu anda kitaplarınızı yazarken bu Gelibolu kitabı için 4 sene 5 sene Orköy'de yaşadığınızı söylediniz. Böyle başka şeyleri yaptınız mı acaba? Başka bir kitapta, başka bir yerde? Toprak romanını yazıyorum. O Çorum'da geçiyor. 3 yıldır artık Çorumlu oldum diyebilirim. Çorum'da özellikle Hatuşa şehrinin, eski Hitit başkentinin olduğu Boğazköy ve Çorum merkezli. Orada da eşim dostum var. Yani benim amacım mesela işte bu Çanakkale'den sonra Çanakkale Belediyesi Fahri Hemşehrilik önerisi getirdiğinde çok mutlu oldum. Şimdi Çorum için de bunu bekleyebilirim. Bu Kumralada Mavi Tuna İstanbul'un Kuzguncuk semtinde geçiyor. Onun için de mesela bir Kuzguncuklu okur dedi ki annem soruyor bu kız kimlerden, ben çıkartamadım dedi. Onun için de o zaman Can Yücel yaşıyordu ve Kuzguncuk'ta yaşıyordu mesela. Orada da en aşağı 3-4 yılım Kuzguncuk'a gide gele geçmiştir. Peki zorlanmıyor musunuz böyle farklı farklı şehirlerde yaşamak? Zorlanıyorum. Özellikle yani bir aile geçindiriyorsanız, anneyseniz bunlar bir kadın yazar için çok zor. Yani o yüzden açılışta bir kadın yazar diye anlatmanızı ben önemsiyorum. Tabii ki yazarın cinsiyeti olmamalı ama maalesef var. Maalesef. Peki su var çıkanlardan, son çıkanlar kitabınızda. Toprak gelecek şimdi. Ateş devamında. Dört önemli elementin romanını yazıyorsunuz. Bu fikir nereden oluştu? Aslında bu fikir tabiatla ilişkimizin çok kötü gitmesiyle ilgili başladı kafamda. Yani tabiata bütün dünya böyle ama ben Türkiye'de yaşıyorum ve Türkçe konuşuyorum. O yüzden bu kültür benim için daha önemli. Neden biz tabiata karşı bu kadar acımasız olduk? Her yeri işte maden için kazıyoruz, deşiyoruz. İşte hibrit melez tohumlar kullanıyoruz. Kendi tohumlarımızı bıraktık. İşte HES'ler yapıyoruz. Sularımızı, derelerimizi öldürüyoruz. Her yere AVM olsun, otopark olsun, beton dolduruyoruz. Yani bizim bu tabiata olan kindarlığımız nereden çıktı diye düşününce, peki eskiden nasıldı? Bir aşk gibi düşündüm. Yani birbirini çok seven bir kadınla erkek boşanmaya kalkmışlar ve hatta bir tanesi öbürüne çok kötülük yapıyor. İşte dövüyor, bıçaklıyor. O tabiat bıçaklanan kadın benim gözümde. Ve erkek onu çok kötü, o da insan, çok kötü davranıyor. Peki bunlar eskiden aşıktı, nasıldı yani insan ve tabiat? Onu düşünmeye başladığımda geriye gittim. Osmanlı'da mesela kuş evleri var. En fakir evde bile kuş evi var. Biz hayvan seven bir milletiz. Daha geriye gittim, Selçuklu'da öyle. Peki ondan öncesine diye gittiğimde kendimi araştırmalar sonunda Orta Asya, Sibirya'da buldum. Türklerin kadim kamanlık, şamanlık geleneğini incelemeye başladığımda da aşık oldum. Çünkü birçok pagan öyle tabii. İnsan tabiatın bir parçası, efendisi değil. Bir ağacı kesmeden sarılıp özür diliyormuş bizim atalarımız, ninelerimiz. Bir tane daha kesmeyeceğim diyor. Vicdan, yani ağaç eşit çünkü onunla. Vicdanı nasıl öldürüyor mesela, yiyecek. Göz teması kuruyor ve geyikten özür diliyor. Diyor ki başka bir tane daha öldürmeyeceğim. Fazla etini dağa taşa bırakacağım, öbür hayvanlar yesin. Buradaki o vicdanı, o güzelliği görüyor musunuz? Ne zaman ki tek tanrılı dinler geliyor hepsinde. Diyor ki sen insan olarak tabiatın efendisisin. Her şeyi kullan, tepe tepe. Toprağı al, sat, biç, oy. Halbuki mesela eski Türkler yeni ekilmiş toprağın üzerinde ayak uçlarında yürürmüş hamile kadın diye. Bu kadar aşıkmışız tabiata. Ama bütün bu gelenekler aslında bizim Mevlüt'ten başlayarak, Mevlüt mesela İslamiyet'te yok, Türklerin gene o kamanlık geleneğinden gelen müzikli bir ağıt. Doğuşu kutluyor aslında. Mevlüt doğuş demek. Ve buralı Bursalı Süleyman Çelebi'nin yazdığı Türkçedir Mevlüt. Başka İslam'da yoktur. İşte o kırkında okumalar, hep kırk sayısı çok önemli eski Türklerde. İşte tahtaya vurmak, şey olmasın, nazar değmesin diye vuruyoruz ya mesela, yok burada şimdi, olsa vururdu. O kayın ağacı, çünkü Türklerin kutsal ağacı, hayat ağacı. Bunlar ortaya çıkınca kurşun dökme, bahar bayramları, onları taşımışız biz kültürle. Ve buradaki bu coğrafyadaki Kürt, Laz, Türk, Arap kim varsa onların bir ortak kültürü olmuş. Şimdi bu romanlarda bunları anlatmaya çalışıyorum. Çok güzel, çok güzel. Vallahi kaleminize sağlık diyoruz ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Bursalılara selam ediyorum. Teşekkürler.